Evet değerli izleyiciler, 6 vatandaşımız hayatını kaybettiğini söyleyelim. 18 ağır 294 vatandaşımız da yaralı. Dün akşamki depremden kaynaklı olarak yani Defne ilçesi, Hatay'ın Defne ilçesi ve Samandağ ilçesine meydana gelen iki deprem sonucu 6 vatandaşımız hayatını kaybetti. 18 ağır 294 vatandaşımız da yaralı olduğunu söyleyelim. Yeniden inşa süreci nasıl olmalı değerli izleyiciler? Buna bir bakalım. Cumhurbaşkanı Erdoğan dedi ki amacımız bir yıl içinde Yıkılan her binanın yerine güvenle huzurla oturulabilecek konutları teslim etmeye başlamaktır dedi. Uzmanlar diyor ki deprem sonrası yeniden inşaat sürecinde kent planlamaları ve bina güvenli hususları dikkatli bir şekilde ele alınmadan aceleci davranılmaması konusunda uyarı yapılıyor değerli izleyiciler. Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum yeniden yapılandırılma planlarında ayrıntılı jeolojik araştırmaların dikkate alacağını söyledi ve bir not ekleyelim. Uluslararası finans kuruluşu JP Morgan deprem sonrası yeniden inşa faturasının 25 milyar dolar olacağını söyledi ki bu rakamın 40 milyar dolara çıkacağını da söyledi JP Morgan e, yıkıma göre ve Türk Girişim ve İş Dünyası Konfederasyonu Türk Konfed ise yalnızca konut zararı 70 milyar 500 milyon doları bulabileceğini öngördü değerli izleyiciler. İşte yıkılan binaların yenisini bugünkü fiyatlardan hesaplarsak gerçek rakam ortaya çıktığını söyleyelim. Bu arada bir not daha söyleyelim değerli izleyiciler. Sizden gelen notlar insanlar diyor ki mesela Sayın Cumhurbaşkanı Erdoğan dün e, böyle güçlendirme diye bir şey olmayacak. Binalar yıkılacak, yenisi yapılacak dedi. Şimdi e, bazı binalar yıkıldı. Bazı binalar çok hasarlı, onlar da yıkılıyor. Bir de as hasarlı binalar var ve eğer as hasarlı binalar e, öyleyse diyorlar güçlendirme olmayacaksa yıkılır diye düşünüyoruz. Yani as hasarlılar da yıkılacak, yenisi yapılacak diyor değerli izleyiciler. Ama bu konuda net bir açıklama yok. Yani as hasarlı binalar ne olacak? Ama aynı binada şöyle düşünün. Bir bina, bir daire as hasarlı da biri de çok hasarlı da olabilir. Öyle daireler de var. O yüzden de herhalde az hasarlı dairelerin de yıkılacağını tahmin ediyoruz ama bu konuda açıklama olabilir. Bir vatandaşımız sormuş değerli izleyiciler diyor ki bir vatandaşın mesela aynı binada 5 evi varsa 5'i de yıkıldıysa devlet 5 mi 1 ev mi verecek? Bu da önemli ee, hani başka binalarda olsa orası tamam ama aynı binada diyelim ki 5 dairesi olana 5 daire mi verilecek yoksa 1 daire mi verilecek diye de sorulduğunu ekleyelim.